Ne yapmıştım ben? Second komutum vardı. Demiştim ki şuraya 4 diye bir değer vermiştim. Örneğin bunu yes olsun demiştim. Eğer no olsun deseydi, bakın iki tane hane geliyordu. Çizgimi gösterdiğim zaman gösterdiğim tarafa 4 milimetre, diğer tarafa ise örneğin 3 yazdım. Enter'ladım. Diğer tarafa da 3 yapıyordu. Eğer okun yönünü değiştirseydim bu sefer 4'ten 3'ten yer değiştiriyordu. Tamam. Ama ben simetriyi no dedim ve 4 milimetre dedim. Her iki tarafa da simetrik olsun dedim. Ve bunu alt yapıp da okeylediğim zaman işlem gerçekleşiyordu. Şimdi ben şunları parçam önündeki teknik resmine göre baktığım zaman anlıyorum ki bu parça bir tane bu tarafta ve bir tane de şurada olması gerekiyormuş. Yapacağımız işlem bunu kopyalamak. Ama nasıl kopyalayacağız? Bu önemli. Stratejimizi önceden belirlememiz lazım. Bunlar parametrik mi olacak yoksa her biri birbirinden bağımsız mı olacak? Ben diyorum ki bunların parametrik olsun. O zaman parametrik kopyalamanın ismi bizdeki double key. Hemen şurada zaten. Komuta girdiğimiz zaman program bize strateji seçmemizi istiyor. Tamam, sen double key yapacaksın ama taşıyarak mı, döndürerek mi veya simetrileyerek, aynalayarak veya ölçekleyerek mi yapacaksın bunu diyor. Ben diyorum ki programıma arkadaşlar bunu aynalayarak yapacağım diyorum. Komutumun ismi mirror. Tamam mı? Mirror'a girin arkadaşlar. Buradan program size söylüyor. Tamam, sen mirror yapacaksın ama o zaman plane'i seç diyor. Şimdi plane deyince aklınıza şu gelmeli. Bunu seçin diyor. Ama bunu aslında arkadaşlar birbirini kovalayan 3 tane eksen var. X, Y, Z. Bu önemli. Şimdi senin hangi plane'in bunu geçerli kılar aynalama için? Yani bu gösterdiğim yere şuraya dik olması lazım o plane'in. Yani buraya kopyalayacağım arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. Bakın aynalama yaptığım zaman hangi yöne bir taşıma oluyor? Yani artı x'e. Artı x'e dik olan yönler hangileri? Y ve z. Bakın burada plane diyor, eksen demiyor. Plane dediği iki eksenden oluşur. X yönüne taşıma oluyor. Dolayısıyla y, z'ye dik. O zaman ben burada y, z'yi seçiyorum. Peki program göster diyor. Neyi kopyalayacaksın diyor. Bunu dediğim zaman bunun aynısından bir tane daha kopyalıyor. Şimdi bunu kendinize bir deneyin arkadaşlar. Sadece izleyin arkadaşlar. Sizin yapmanıza imkan vereceğim zaten. Bakın komple geri aldım ben. Mirror'ı seçtim. Bakın program bana simetri plane'i seç diyor. Yani x mi y mi zx mi diyor. Ya da true point diyor. Yani sen göstermek istersen diyor bir noktayı. Ben öyle diyeceğim şimdi programa. Evet diyeceğim. Peki o noktayı göster diyor. Bakın program bizden nokta istediği zaman her tarafı tıklayabilirsin. Merkez kabul eder. Ama özel nokta istiyorsan, örneğin şu gösterdiğim orijinden 10 milimetre sağa git diyeceksen, o zaman bunlara gireceksin. Özel nokta yakalama komutlarını. Ama ben programa diyorum ki burayı merkeze alayım. Bakın klikledim. Şimdi buraya göre hangisini istersin diyor. Yine aynı mantık. Sağa doğru gideceğim ben. Hemen bakıyorum hangileri dik bana. YZ dikmiş. YZ'ye göre alayım. Neyi kopyalayacaksın? Bunu diyorum. Bakın buna göre kopyaladı. Mirror'ladı pardon. Bakın ben bunu değiştiriyorum. Gördün mü? Şimdi arkadaşlar siz de deneyin bunu. Yani şeye göre yapın. True point'e göre yapın. Beraber yapalım arkadaşlar. Yine edit'ten double key'e girin. Double key'e girelim arkadaşlar. Edit double key. Yedik mi? Evet. Şimdi yapacağım işlem benim translation. Yani bir taşıma işlemi. Tamam mı?
Ben de yok hiçbir. Şimdi bakın, sadece ben tek yönlü yapacağım. Sadece beni izleyin. Çünkü sizde de var bu. Ben diyor, program bana direction, bir yön seç diyor. Ben diyorum ki bu tarafa bir taşıma olacak. Yani X. Ama hangi X? Artı mı eksi mi diyor program bana? Evet, artı X. Distance istiyor. 100 birim. Neyi diyor? Bunu. Tamam. Tekrar giriyorum duplicate'e. Şimdi diyorum ki tekrar translation. Ama bu sefer tri koordinat diyeceğim. Yani 3 koordinat sistemi girerek yapacağım. Sadece artı x olmayacak bunun içerisinde. Şimdi benden x mesafesini istiyor. Yani şu mesafe. 50 yazıyorum. Niye eksi 50 değil artı 50 yazdım? Eksi yazayım bu tarafıydı, değil mi? Evet. Y istiyor benden. Yani şu mesafeyi. O da 50. Z istiyor benden. Yani şu mesafe. Z'le bir işim yok benim. Evet. Sıfır yazın veya düz enter'a geçebilirsiniz. Şimdi bana neyi yapacaksın diyor. Bunu. Peki ben double click'le yapınca ne oldu? Peki bunun nimetlerinden nasıl faydalanabiliriz? Şöyle ki arkadaşlar. Modify parametre'a geldim. Slot dediğim şu kenarına kliklediğim zaman şurada bir 4 değeri buldu program. Bu 4 neydi, hatırlayan var mı? Evet, slotun. Toplamda 8 bin metreydi, değil mi? Usta bana geldi dedi ki ya bu 8 az geldi, bunu 10 yapalım dedi. Hay hay dedim. 4'ü 5 yapıp enter'lıyorum. Bütün hepsi büyüyor, değil mi? Modify parameter'dan geldim. Yan duvara klikledim veya kendisine fark etmez. Bakın bunlar kopyalar. Bunlardan giremezsiniz. Şuna da esastan girmeniz lazım. 5'i 3 yaptım. Enter'ladım. Onun rengi farklı olursa çok var diyelim. Hangisi orijinal olduğunu ağaçtan mı? Evet. Sorun değil. Şöyle ben mesela şuna geldiğim zaman soy ağacına burada constructive curve diyor ve yaptığım operasyona gözüküyor burada. Tıkını siliyorum. Tekrar line oldu. Gördünüz mü hepsi? Geri geldi. Sorun yok. Constructive curve. Ama duplicate olanı seçiyorum. Bakın ne diyor? Duplicate curve diyor. Yani kafadan bir mimleme oluyor arkadaşlar. Bu bir kopya diyor. Eğer şuradan girersen bakın soy ağacından geldi. Tekrar bunun şablonuna gidiyor. Yani burada aramayacaksınız dolaşıp hangisi esas diye. Yapacağınız işlem şu. Sağ click edit. Seçin herhangi birisini. Şansınızla WK çıktı. Translation dersen yüzü oynar. Yani şu taşıma mesafesini. Ama Constructor Curve dersen bu bunun şablonunu buluyor. Bunun içerisinden Ticken'a geldi. Bak 4 burada. Click click veya sağ click modifi. Şu arayüzde tanıdık gelir. 3 yazdım. Enter'ladım. Hepsi 3 oldu. Bir deneyin bakalım arkadaşlar bunu kendinize.